350'den fazla proje hayata geçirdik. İlk iki dönemimizin %99'unu gerçekleştirdik. İşte üçüncü dönemimizi %60'tayız. %100'ünü inşallah tamamlayacağız. 2014'ten bu yana vaatlerimiz dışında 96 tane de yeni proje yaptık arkadaşlar. 2019'da da 83 yeni vaadimiz var. Bunları da hepsini biliyorsunuz zaten. Vaatçı kitapçımızla da biz rahatlıkla konuşuyoruz. İstanbul Büyükşehir'in ve Tuzla'nın yaptıklarını birlikte konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu, geçmişten gelen tamamlanmayan projeler diye vaatler açısından bakıldığında İstanbul şu anda maalesef fetret devrini yaşıyor. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'ya verdiği bütün vaatler hayal oldu. Üzgünüm, geçtiğimiz 3 yılda büyüteçle baksak bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Tuzla'da göremez. İstanbul'umuzun Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı sürekli bir mazeretle, sürekli bir suçlamayla kamuoyunun önüne çıkıyor. Kendisini her dinlendiğimde böylesine bir belediye başkanlığıyla beraber bir birey olarak, bir vatandaş olarak da bazı şeyleri böyle değerlendirmeye çalışıyorum. Bunu değerlendirirken de Anadolu'nun çok veciz ifadeleri vardır. Hani bazen eksiklikler konusunda kullanılır bu ifadeler. Derler ki, oynamasını bilmeyen gelin yerim dar dermiş, yerini genişletmişler, yenim dar demiş. Bahane üretmek bizim işimiz değildir. İş üretmek zorundayız. Ve hal böyleyken, her şey yapılmaya çalışılırken sadece bahane üreterek gidemeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış Recep Tayyip Erdoğan asla bahane üretmedi. Hükümet de kendisinden değildi, mecliste de çoğunluğu yoktu. Ama asla bahane üretmedi. Bahane üretmediği için Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 36 ay gibi kısa bir süreden sonra, 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin başında bu millet onu o yüzden tutuyor. Bahane üretmedi, hep iş ürettiği için. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bir reklam tutkusunu hissediyoruz. Vatandaş bunları görüyor ve milletimiz bu notu alıyor ve bu hesabı da soracak. Bir hesap uzmanı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da eminim bakarsa bunu görecektir. Ve eminim ki milletimizin hesabı da asla ve asla yanılmaz. İstanbul'un sokakları, caddeleri, köprüleri, ucube reklam panolarıyla maalesef işgal altında. Bu çok yani korkunç bir tablo. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu veya ben söylemeyeceğim ama şöyle ifade edeyim. Hani 150 tane kreş kuracaksınız ya. 150 tanenin 30-40 tanesi kuruldu. Ama 150 tanesinin kurulduğunu düşünelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu kreşlerin sandalyelerin sayısına hizmetlerin üst üste koyun. İstanbul'a diktiği panoların sayısının yarısına ulaşmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün o reklam panolarının yüz ölçümünü ölçün. İstanbul Büyükşehir'in İstanbul'da yapmış olduğu yol yüz ölçümünden daha büyüktür. Reklamla olmuyor bu iş arkadaşlar. Geçenlerde bir televizyon programında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı ve kendisi dedi ki, kendi performansını değerlendirerek kendime 10 üzerinden 7,5'tan 8 notu veriyorum dedi. Kendi kendine not vermek kısmını geçiyorum. Bizim medeniyetimizde bu biraz değişiktir ama de facto bir durum. Ama ben başkana kaç not veririm diye biraz düşündüm arkadaşlar. Tuzla'da yapılan büyükşehir hizmetleri ve yapılamayanlar, tamamlayamayanlar ya da İstanbul ölçeğine baktığımızda adalarda ölüme gönderilen atlar mı? Hastalık nedeniyle Beşiktaş'ta kesilen 112 tane ağaç mı? Ya da Marmara'da müsilaj kaplamışken alıp da efendim ileri biyolojik arıtma tesisinin temel atmama törenini ve 50-60 bin aracı geçecek olan Levazım Tüneli bitmiş olduğu halde bunu açmamayı ve bazı metroların kapatılmasını, doldurulmasını, yeni bir tane metro planının projesinin yapılmamasını mı ya da İstanbul karla boğuşurken kendilerinin yok oluşunu ve İstanbul'u borç batağına batırılışını gördüğümde vallahi 10 üzerinden 0. Umarım 2 yıllık kalan süresini geçtiğimiz 3 yıl gibi değerlendirmez. Üzgünüm, umudum da yok. Sanırım reklamla geldi, reklamla gidecek.